Sayın Başbakan, gerçeklerden kaçamazsınız. Borca batırdığınız şirketler ve aileler bu gidişten son derece rahatsız. 2002'de 6,5 milyar dolar olan reel sektörün net döviz borcu bugün 210,5 milyar dolara geldiyse, ithalatınızın milli geliri oranı %22'den %27'lere çıktıysa nasıl bu dolardan bana ne dersiniz? Yılın başında 446 dolar olan asgari ücret bugün 383 dolara düştü. Protesto edilen senetlerin tutarı bu yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre %21 oranında arttı, 9,6 milyar Türk lirasına çıktı. Değerli milletvekilleri, milletin aşı azalıyor. İş bulmak her gün biraz daha zorlaşıyor. Ailelerin de borcu almış başını gidiyor. Devletin borcunu aldınız, milletin sırtına bıraktınız. Şimdi biraz önce ailelerin borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranından bahsedildi. Ben de size şunu söyleyeyim. Dün küresel servet raporu açıklandı. Rapora göre 2002'de bu memlekette her bir yetişkin yurttaşın borcu 470 dolarmış. 2016 itibariyle aynı borç %1195 artarak 6089 dolara çıkmış. Biz borçlardaki hızlı artışı gündeme getirdikçe AKP bu borçlar yatırıma gidiyor, milli geliri arttırıyor, sorun değil dedi. Ama şimdi görüyoruz ki borç artarken ne yatırım, ne gelir, ne de servet artmış. 2011'de özel kesim yatırımlarının milli gelir içindeki payı %18 iken 2016'da %15'e düşmüş. Son orta vadeli programda milli gelir 2016'da 726 milyar dolar olacak deniyor. Oysa milli gelir 2008'de, yani bundan tam 8 yıl önce 742 milyar dolardı. Şimdi bundan 8 yıl öncesinin seviyesinde altında bir milli gelir gerçekleşecek diyoruz. Değerli milletvekilleri, durum çok ciddi. Doğruları yaparsanız milletin cebindeki yangını en az hasarla söndürürsünüz. Bu gidişe dur demek, ekonomimizi gittiği bu tehlikeli yoldan çevirmek için öncelikle siyasetin ekonominin günlük işleyişine müdahalesini ve siyasi belirsizliğin gölgesini ülkenin üstünden kaldırmalıyız. Bu çerçevede belirsizliği arttıran olağanüstü hali, başkanlık sistemi ve referandum tartışmalarını, bir de son dönemde ortaya çıkan Şangay işbirliğine katılma gibi hayali söylemleri ülkenin gündeminden derhal çıkarmalıyız. Ekonominin sorunları daha da ağırlaşmadan ülkenin ve milletin ihtiyaçlarını her türlü siyasi çıkar ve beklentinin önüne koyarak, ülkemizdeki ortak aklı kullanarak mekanizmaları bir an önce oluşturarak ülkeyi olağanüstülükten çıkarıp olağanlaştırmamız, hukuk devletine geri dönmemiz gerekiyor. Bu siyasi ciddiyet ve anlayış gösterilmek zorundadır. Aksi halde korkarım ödenecek fatura daha da büyüyecek, milletimizin aşı işi daha da küçülecektir.